Aşağı yakalardım. Taraftarın bir suçu var. Yani Mersin'le alakası yok. Yani buraya gelen doğudaki başkanların paralarını yiyorlar. Başka amacı yok yani. Ben bunu biliyorum yani gerçekten. Mersinli gerçek taraftar yüreğini ortaya Sandalyeye canını getir Engin koyacak. Hocam otursun. He? Sandalyeye getir. Sandalyeye. Doğru mu abi? Doğrudur ben hocam. Ben doğruları söylerim. Ben hocam üçüncü... sen çok iyi. Ben Merhaba. Üçüncülük, Yok, üçüncülük Aksu'da hocam, var ya. Hocam. Ben üçüncülük Otur hocam otur. Nasır Belci'nin tecrübesiz bir antrenör olduğunu biliyorum ben. Şimdi hocam sizinle bir röportaj yapalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam şimdi Mersin Marzu hakkında ciddi şeyler düşünüyormuşsunuz. Yalnız taraftar size üzgün. Bu konuda futbolcuların gönlüne tav vurduğunu gerçek yani gerçekleri göz etmemek lazım. Şimdi konuda ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle söyleyeceğim. Şimdi Ergün hiçbir zaman yalanları sevmez. Doğruları sever. Doğrudur hocam. Yalnız kameralara bakar. Bakın üçüncülük A kutubüste ben Nasır Belçin'in tecrübeli antrenör olduğunu biliyorum. Yoksa ben bu göreve gelmezdim. Doğrudur hocam. Ben şöyle söyleyeceğim. Çünkü benim yaşadığımı bir Allah bilir ben bilirim. Taraftarların suçu ne söyleyeyim mi? Bir insanın kafasına vurmakla öyle olmaz. Hep deplasmanlara gittiğinizde hep şikayetler gelirdi. Yok araba bozulur, beddua okursunuz. Gerçek Mersinli taraftarlar yok. Yok tabii ya. Çünkü siz doğudan gelen başkanların paralarını yiyorlar yani. Böyle olmaz ki. Yani, hocam bir de bu Yusuf'un size dediği bir şey vardı. Açaba Seba Spor'a transferini söz konusu. Onda ne konuşuyorsunuz? Bak ben insanların sözünü kanmam. Basında hiçbir zaman sözünü kanmam. Siz Ergünler de kaybettiniz. İkincilik A kutuklusunda Nasır Belci'nin yüzünden oldu her şey. Doğru. Sen Mersin çoklarını kaybettin. Ya, hocam şimdi Yusuf dün dedi Açaba Seba Spor'a transferi söz konusu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben her gün fotoğraf fanatik kalıyorum. Böyle bir şey yok. Ama futbolcu sizin üzerinize geliyor. Hadi Recep'in işte Açaba Seba Spor'a transfer olacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Futbol bilmeyen adamlar da muhatap oldu. Ama canım çok yandığı için ben kızgınım onlara. Çünkü eğer Ergün Galatasaray'da oynamasaydı, tecrübe kazanmasaydı ben o zaman kendime hak verirdim. Peki hocam bu Yusuf konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen unutmayın. Ergün'ün kariyerini kimse düşürme hakkı yok. Ben buna izin vermem. Doğrudur hocam. Ben kariyerim için savaşırım. Hocam doğrudur. Şimdi Mersin İdman Yurdu taraflarının gönlüne saat kurmuşsunuz ama şimdi Yusuf'un bir açıklaması vardı. Açaba Seba Spor'a dedi Kurt Hoca transfer oluyor. Biz bunu yalanladık biliyor musun? Bütün medya mensupları bunu dikkatlikle yani ele aldı. Yarın gazetelere mahşet şey olur diye ben o yüzden röportaj yapmak şimdi zorundayım. Bakın, çünkü kanala çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Akçabat'ta başkanlar yöneticiler gelir tamam mı? Başkanlar yöneticiler gelir. O olayı aydınlatırlar bana. Ben şimdi kimsenin sözüne kanmam. Yani diyorsunuz ki ben Yusuf'un sözüne inanmıyorum. Böyle bir şey ben yok. Ben Yusuf'la hiç görüşmedim. Kulüp başkanı hakkında ne düşünüyor hocam acaba? Peki hocam bu kulüp başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben size bir şey söylemem lazım. Burada başkanların çoğu futbol içinden büyümemiş. Hep siyasetin içinde büyümüştür. Futbolla alakası yok. Adamlar şimdi diyelim takım galip geldiği zaman başlarına durdular. Takım 4-5 mağlubiyet aldığı zaman takımı ben tanımıyorum. Ben de öyle başkanı da tanımıyorum. Futbolla alakası yok. Hep siyasete soyunmuşlar. Hocam bu Mersin Manu'da hakkında... Çok ayrımcılık yapıyorlar. Bu Mersin Manu'da hakkında ne düşünüyorsunuz? Adana Demirspor'a transferimiz söz konusu. Onu da başkanlarımız söyledi. Şimdi Adana Demirspor'da ben Levent Eriş'le görüşmedim, konuşmadım. O basımın hatası. Yani evet. Siz Ergün'ü kaybetmek kolay, kazanmak çok zor yani. Doğru misin? Bir adamı kaybettin mi? Asla başaramazsınız. Bunu unutmayın insanlar. Ben her zaman... Ben doğru insanlar karşısında cevap veririm. Böyle yanlış cevaplar ben kabul etmem. Sizin de bir gururunuz, şerefiniz, hasretiniz var. Ben Mersin Merdun'dan var ya 5 kuruş para almadım. Ne almadım söyle mi? Ben şampiyon yaşadığımda gurur duydum. Çünkü eğer ben bu takımın iskeletini kurmasaydım, bu takıma başarılar yakalatmasaydım, tamam ben suçumu kabul ederim ama ben günah keşisi değilim.
Doğru diyorsun. Bu seneki transferler nasıl? Bu Mersin Manzur transferi hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi yükselme grubuna çıktı sayılır. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim. O konuda bize bir bilgilendirir bakın, misin? Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Esas bu playoff'a çıktığımızda hani esas sezon açışına geldiğimde ben niye dedim? Şu Mersin başarı yakalayamazsın evet. Çünkü niye? Ben orada kariyerimi düşünüyorum. Ben bir savaşçıyım. Ben buyum. Ama hocam bu defansa transfer lazım mı acaba orta sahaya falan? Yok defans değil de hocam şuna ben sana bir şey şunu şey yapacağım. Mersin İdman Yurdu şimdi playoff'a çıktı diyelim. Evet. Gelecek sezon ki şeyleriniz ne olacak yani şimdi mesela bakın, ilerleyen zamanda ben bir şey söyleyeceğim mi? Size. Mersin İdman Yurdu'nun iskeleti çökmüş. Çökmüş takımdan başarı kalamaz. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Tayland'ı yetiştirdiğim için gurur duydum ama o çocuğu, o çocuğu Nasir Belci sahip çıkmadım. Çıkmadım. Ben de gerçekten söylemek istiyorum. Mersin İdman Yurdu'nu bu duruma düşüren başrollerde Macit Özcan, Nasir Belci suçlu. Evet. Çok doğru söylüyorsun hocam. İkisi suçlu. Çok doğru söylüyorsun. Bu adam tecrübeli bir antrenör olsaydı birincilik takımlarda top koştururlardı. Birinci takımlarda doğru, hocalık doğru. Yapardı. Bunların kafa sistemi yok. Bunlar da beyinsiz hepsi. Eğer Nasır Hoca sen takımı şampiyon yaşasaydın birinciliklerde sana teklif gelirdi. Niye gelmedi? Tecrübe eksim var. Doğruları konuşun. Hocam bu röportajdan sonra yani çok büyük yankılar çıkacak. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben kariyerim için savaşıyorum. Ben bir savaşçıyım. Ben buyum. İdman Yurdu'na transfer şart mı hocam? Onu... Şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi Abdullah Hoca bana göre federasyonda sesini duyurmamış hiç. Nasıl bir hoca olduğunu duyurmamış. İkincilik aksünde savunma, orta saha, forvet şart. Çünkü playoff maçlarında ben yaşadım söylüyorum. Hocam bildiğiniz bir futbolcu var mı transfer için transfer etmek istedim? Hocam para sorun değil yani bir isim verseniz. Vallahi şimdi ben bir şey söylemem lazım. Şimdi isim... Hocam Linderoth'u transfer edeceklermiş doğru mu? Yok Mersin'e gelmez. Üçüncülük aksiyonunda oynayacak kafa sistemleri yok. Evet. Bunlar ikincilik aksiyonunda oynayacak kafa sistemleri vardır. Evet. Vardır. Sizin aklınızda bir isim var mı hocam? Ya para ama sorun değil. Taraftarlar bu konuda yardımcı olacaklarmış. Şimdi bakın ben bir şey söylemem lazım. Buraya gelen ikincilik aksiyonunda... Bak şafak gibi adam... Şeyde çalır, koşturuyor. Zeytinburnu. Zeytinburnu'ndan geldi. Şeyde, Pendik'te oynuyormuş. Pendik. Evet, Pendik'te oynuyor. Üçüncülükte alacak kaldıracak kapasitem var. İkincilikte arkasında kaldıracak kapasitemleri yok. Hocam bu transfer konusunda neler düşünüyorsunuz? Size tam olarak bir yanıt verin de ona göre medya mensupları bak sizi binlerce insan şu anda sizi dinliyor, şey sizi izliyor. Şimdi ciddiyete alın. Eğer bu hoca, Abdullah Hoca ciddi transfer yapmazsa, yanlış transfer yaparsa ben suçu hocada bulurum. Hocam siz gelseniz takımın başına. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni yanlış anlama. Yok hocam yok. Bana aylık maaş bağlamıyorlar. Ne yapıyorlar? Sanki biz enayi gibiyiz. Haşa al hocam. 100 bin lira, al 50 bin lira. Ben çocuk kandırmayayım böyle yani. Başkalarına veriyorsunuz 250, 300 milyon, 400 milyon maaş veriyorsunuz. Hocam ben, taraftarlarla kulübe yürüyelim. Yok. Efendim? Kulübe yürüyelim sizin için. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim kimseye güvencim yok. Benim bir Allah'ım var, kimsem yok. Hocam çok doğru söylüyorsun. Çünkü yani gerçekten senin gibi elini insanlar verdim, burada harcanıyor. Ben harcanmadım ki, kendileri harcandı. Evet. Hocam Hamit Uzo bir zamanlar diyordu, Mersin Madri'nin başına işte Kurt Hoca'yı getireceğiz falan. O konuda bize bir açıklama bakın. Yapar mısın? Yöneticiler futbolu bilmiyor. Menajerler futbolu bilmiyor. Hocam bu hepsi lafınız bunların, çok doğru. Hepsi bunların tecrübe eksikleri var. Sen Mersin çocuklarını kaybettin. Dışarıdan gelen topçuları kazandırıyorsun burada. Ben resmen görüyorum yani. Bakma kaleci Levent binde bir geldi. Hocam sizin çekiyetinizi şu şekilde ilikler götürüyor. Benim sana söyleyeceğim şu. Şu anda sizi izliyor. Benim her zaman söyleyeceğim şu. Ergün'ü kaybetmek kolay, kazanmak çok zor. Doğru hocam. Hocam bir dakika kapatalım hocam. Başka son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Benim söyleyeceğim şu. Basında her zaman söylüyorum. Sakın Ergün'ü kaybetmeyin. Hocam biz basın olarak kazandırın. Her zaman yanınızdayız. Ergün'ü kaybettin mi?
Hiçbir zaman bir kalbisi atmayın bunu. Ben kariyerimi ispatladım. Yücel İldiz'le, Levent Eriş'le beraber çalıştım. Öyle 6 yani. Ay. Doğrudur hocam, bu ekmekleri futbolculara mı götürüyorsunuz? Benim gönlüm zengin. Allah'a çok şükür. Bu ekmeği bulmayanlar var. Allah kimseyi dara düşürmesin. Amin kimseyi hocam. Amin. Tamam mı hocam? Hocam çok bir meyve suyu içer misiniz? Benim her zaman alnım açıktır. Halil Bey bir meyve suyu getirin. Yok, yok. Vallahi sağ hocam. Sağ ol. Başka? Sen bize bir sipte at. Allah razı olsun. Tamam hocam. Var Allah, mı? Allah gönlünü zengin etsin. Bozuk. Zeki abi bozuk para ver ya. Bir, ver Baki abi. Allah herkesin hocam, rızkını versin abi. Bunu vereyim. Allah gönlünü zengin etsin. Tamam, sağ ol hocam. Röportaj için tamam, çok hocam. Teşekkür ederiz. Hocam, rica ederim. Aynı röportajları diğer kanallarda da şimdi bakın. Görüyoruz anladın mı? Bakın şimdi efsane ne demektir? Yaşanmış bir olaylar var. Evet hocam. Çünkü bu taraftarlara bir şey anlatamıyorsan taraftar seni suçlu gösteriyor. Doğrudur hocam. Ama sen taraftara bir şeyler anlatacaksın ki ha, playoff'a nasıl yaşadın? Hocaya büyük bir alkış. Nasıl buraya kadar geldik? Ben var ya şapağı 15 gün şapağı ben yetiştirdim, Tarkan'ı ben yetiştirdim. Bakma Şenol hocamız bize antrenman belgesi vermedi. Hani ilk geldiğinde söyleseydik zorluk çekmezdik. Benim başarısız hocalardan hiçbir eksiğim yok. Doğrudur hocam. Hiçbir eksiğim haklısın yok. Hocam. Sizi daha büyük yerlerde görmek istiyoruz hocam. Ya benim söyleyeceğim şu. Yazık. Değerli hocalar kaybetmeyin. Kazanın. Şimdi diyelim Ergün'ü kaybetmek kolay. Hadi gelin kazandırın beni ya. Yani ben şu söyleyeyim mi? Mersin İdman Yurdu'nda ben elimi çekeyim var ya asla başarı yakalayamazlar. Tamam hocam çok teşekkür çok. Ederiz. Ben her zaman söylüyorum bu taraftarlar gerçekleri öğrensin. Yalanları değil. Ben suçlanacak bir adam değilim. Yok hocam yok. Rica ederim.